hazırız galiba. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi zorlu kış şartlarında halkımızı korumak için bir mücadele başlattım. Ve bu mücadeleyi sonuna kadar vermekte kararlıyım. Bir yandan karakış fonu çağrımı her fırsatta yeniliyorum. Diğer yandan en acil alanlarda çeşitli paydaşlarla bir araya geliyorum. Ve birlikte halkımız için çözüm yollarını masaya yatırıyoruz. Şu çok açık ki saray iktidarı tümden aklını yitirmiş durumda ve ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Merkez Bankası Müdürü Şahsi Merdoğan son hamleleriyle Türk liramızın değerini hiç etmeye devam ediyor. Dolar 11 liranın üzerine çıktı. Daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor. Ama bu duruma alışmayacağız. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Sadece durmasını. Bu saray ve şahsı iktidarı belli ki ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. İşte bu yüzden bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bunun da farkındayız. Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına yeni bir cephe açacağımı ifade etmiştim. Gıda mücadelesi. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 123 kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte biri. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa, daha derin bir sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan biri insanımızın gıdaya erişimi. Kent yoksulluğunun bu, de, bu denli derinleştiği bir dönemde köylümüzün, çiftçimizin can çekiştiği bu karanlık süreçte sarayın attığı her adım insan onuruna, haysiyetine yakışmayacak durumlara yol açıyor. Türk lirasının Döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte artan maliyetler nedeniyle en temel gıda ürünlerine peş peşe zamlar yağıyor. Saray iktidarının güdümünde hareket eden TÜİK'in verilerine baktığımızda bile durum içler acısı. Mesela geçen seneden bu yana Karnabahar %124 zamlanmış. Bakın Karnabahar diyorum. Patates yüzde 69, tavuk eti yüzde 68, domates yüzde 62, ayçiçek yağı yüzde 60 zamlanmış. Daha sayayım mı? Un fiyatı 122 zamlandı. Bazı illerimizde fırıncılar 50 kilogramlık un fiyatının 300 lira'yı Hı. geçtiğini söylüyorlar. Ekmek alırken bile insanlar iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Başka bir acı tablo söyleyeyim. Bu ülkede bebek maması son bir yılda yüzde yüz zamlandı. Bebek maması hiç kimse unutmasın. Aç bebeklerin gözyaşının vebali çok ağırdır. Üreticimiz, çiftçimiz bitap durumda. Haciz gelmiş ya da gelmek üzere olan çiftçi sayısı yüz bini geçmiş durumda. Çiftçi bu haldeyken Üretim gittikçe azalıyor. İçerideki üretim azaldıkça fiyatlarda uçu açık bir şekilde artmaya devam ediyor. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bunu halk da asla istemiyor. İşte tüm bu şartlar nedeniyle tıpkı daha önce enerji sektörü paydaşlarını davet ettiğim gibi gıda sektörü temsilcilerini de davet ettim ve onlarla konuştuk. Bu davetime icabet eden Gıda üreticisi temsilcilerim, gıda perakendecileri ve sektör bir, te, e, birlikleriyle bir araya geldik. Bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onları ve sıkıntılarını dinledim. Kendi görüşlerimi paylaştım. Bu istişarenin alt, ardından buradan bir çağrı yapıyorum. Ve o şahsa açık ve net sesleniyorum. Bu sesi duymasını istiyorum. Gereğini yaparsa Buradan siyasi puan alacağını o da biliyor, ben de biliyorum. İnanın hiç umurumda değil. Yeter ki insanımızın onuru, haysiyeti daha fazla zedelenmesin. Her şeyden önce daha önce ifade etmiştim. Yine ifade edeyim. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmek için şu sayacaklarımın derhal uygulanmasını talep ediyorum. Sayacağım altı maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. Bir, Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek çiftçiye derhal üç ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Bir daha ifade edeyim. Çiftçiye üç ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. İki, çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranı da yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. Üç, bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. 4. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. 5. Bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan %8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. 6. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Karakış'ta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli. Değerli basın mensupları, Saraydan derhal bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları at. Marketlerden de bir talebim var. Birazdan sayacağım 10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyonun altında yansıtın. Evet açıkça sizlerden yani marketlerden talebim bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı kesinlikle tazmin edeceğiz. Zamdan muaf tutmanızı istediğim on hayatta kalma ürününü şöyle ifade ediyorum. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. Az önce söylediğim gibi iktidara gelir gelmez bu süreçte oluşan tüm zararlarınızı kesinlikle hızla telafi edeceğiz. Ayrıca bu 10 kalemde kalem ürün için tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticilerine bir mektup göndereceğim. Bu bir dayanışma çağrısıdır. Bu fedakarlığınızı telafi edeceğinize söz veriyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim. Halkımız müsteri olsun. İnsanımızın temel gıdadan mahrum kalmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunu önlemek için bütün yolları deneyeceğim. Eğer irade varsa yolda vardır. Bu ülkenin mahkûs salihini kırmaya bizim irademiz var. Bunu da herkes böyle bilsin. Özellikle saraydaki. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.